Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demirçelik hisse analizini paylaşıyorum. Günlük grafik, lineer ölçek her zamanki gibi çalışma skalamız ve lineer regresyon kanallarını yerleştirerek analiz çalışmamızı başlatalım. 176 gündür devam eden düşüş ana regresyon kanalını görmekteyiz ve hissenin yaratmış olduğu büyük fiyat hareket dalgaları da bu regresyon kanalı dahilinde gerçekleşiyor. Son dönemde oluşmuş olan dipten itibaren başlayan yükseliş kısa vadeli regresyonu ise 67 günlük ve içerisinde 34 günlük kısa vadeli kanalları barındırıyor. Burada dikkatimizi çeken Ereğli'nin halen daha 6 aydır bu düşüş regresyonunu sürdürme dinamiğidir. Bu dinamikten kurtulması için gördüğünüz gibi kaç gündür çabalamasına rağmen bu kanalın üst sınırını bir türlü geçemiyoruz. Çok net bir şekilde bu bölgedeki çabayı görüyorsunuz. Şimdi bu bölgeyi aşıp üzerinde tutunmalar görmeliyiz tabii ki ve sonrasında da gelecek olan bir uzaklaşma isteği, yani bir uyandırma mumuyla buradan ayrılacağız, ümit ediyoruz. Bu kanal dahilinde, yani bu kanaldan kastım bu sefer 67 gündür devam eden bu yükseliş regresyonu, aslında uzun vadeliyi dilerseniz kaldırayım daha net görün, şu şekilde yapalım. Kısa vadelileri bırakayım, uzun vadeli kalsın. İşte bu bölge, bakın, dip dediğim kısım ve sonrasında oluşan yükseliş regresyonu dahilindeki fiyat hareketleri, yukarı yönlü testere şekilli bir yapı ki ideal bir yükseliş trend şekli aslında bu, gayet güzel. Ancak dediğim gibi olayın devam etmesini engelleyen bir düşüş regresyon direncimiz vardı, buradan geçiyor biliyorsunuz ve orayı aşmak gerekiyor. Orayı aştıktan sonra işte Ereğli'nin bu kanal dahilindeki hareketinin devamı hiçbir şekilde rahatsız edici olmaz ve zaten hali hazırda birçok hisse senedinin artık üzerine rahatlıkla geçtiği eski zirve bölgesi, şu bölge pardon, şu şekilde bu bölgeyi aşmasını bekleyeceğiz. Çok normal bir hareket olarak, evet, bilanço çok hoş gelmedi. Gerçi alt kalemleri de incelemek lazım ama kar rakamlarına bakıldığında çok da tatmin edici bir durum yok ortada. Ancak neticede bu şirket Ereğli ve Ereğli her türlü yabancı ve yerli büyük portföyler tarafından da tercih edilen bir hisse. Bu dönemde tercih edilmemesinin sebebi de malum bilançodaki negatif durumdur ve beklentiler de zaten negatifti. Bu da hisseyi düşük bir taleple maalesef karşı karşıya getirdi ve kağıt gidemiyor gördüğünüz gibi. Son dönemde çok fena değil, bu 67 günlük regresyonda devam ettiği sürece bizim kanal açısından sorunumuz yok. Ancak aklınızda bulundurmanızı özellikle rica ettiğim bu uzun vadeli regresyondan kurtulmalıyız. Buradan kurtulmadıkça işimiz biraz zor. Evet. Gelelim EMA'lara. EMA'lar bu hareketi ne şekilde destekliyor? Bir bakalım. Dizilim güzel, ideal trend dizilimi. Yükseliş anlamında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Araları açık, paralel, eğimler yukarı. Hiçbir sorun yok. Bugün itibarıyla EMA 8, EMA 13 aşağıda testleri gerçekleşti ki tabii ki o dün açıklanan negatif kar sebebiyleydi ve dolayısıyla da bugün EMA 8, EMA 13 yakın dönem EMA'larını test etti, üstünde kapatmayı başardı. %1.71'lik yükselişle fena değil görüntüsü var. Bu bölgedeki artık çok net halde görülen bu bayrak yapısını yukarı ya da aşağı kırma durumunu yatırımcı izlemelidir.
Tahmin etmeye çalışmayın değerli yatırımcılar. Kırıldıktan sonra aksiyon almak her zaman tabii ki güvenli yoldur. Bu bölgenin aslında kritik önemi şu şekilde de ortaya çıkıyor. Bakın, burada geçmişine dönüp bakarsanız eğer hissenin yukarı yönlü bu 53 lira denemesi vardı. Zaten ünlü deneme burası. Bu 53 lira bölgesine gitmeden önceki konsolidasyon, ki şu yükselişin konsolidasyonu ve sonrasındaki W yapısıyla birlikte yukarı kopuş. İşte bu kırmızı bant konsolidasyon bandı olarak görülüyor geçmişinde. Hissenin zaten önünde direnç teşkil eden önemli unsurlardan biri de bu gerçekten. Bu bölgeyi yukarı yönlü aşmasıyla birlikte önü biraz daha açılacak ve rahat edecek. Bandın da görünümünü çok net fark ettiğinizi zannediyorum. Gayet güzel görünüyor. Evet, gelelim şimdi algoritmalara. Algoritmalar ne diyor? İnceleyelim. Alım sinyali, satış sinyali, kapanmış pozisyon sonrasında 1 Ağustos tarihi itibarıyla tekrar HSD trend analiz algoritması pozisyonu açmış gördüğünüz gibi. Maliyeti de burada okunuyor. 41.50 seviyesinde pozisyon taşınmaya başlanmış. Gelelim Matre'ye. Matre'de pozisyon daha güzel. Doğrusu 23 Haziran tarihi itibariyle 35.96 maliyet. Birinci kar satışı yapılmış, başarılı. İkinci kar satışı da kadraja girmiş artık. 43.18. Stop seviyesini de izninizle paylaşayım. Stop seviyemiz 38.92'de bulunuyor. RUA'ya geçelim. RUA'da durum nasıl? Burada 31 Mayıs tarihli pozisyon açılışı görülmekte. 34.14 maliyet ve birinci kar satışı gerçekleşmiş. Sonraki kar satışları da ekranda yerini almış. Bildiğiniz üzere algoritmaların zaten görevi budur. Evet, devam edelim. Bir diğer günlük algoritma BUM'a bakalım. BUM ne yapıyor? BUM'da görünüm ne şekilde tezahür etmiş? İnceleyelim. Evet, aslında isterseniz burada gayet iyi bir pozisyon açılış bölgesi var. Gördüğünüz gibi dipten kalkışla birlikte 26 Mayıs tarihinde BUM bir yükseliş hesabına girmiş. 31.12 maliyet. Birinci, ikinci ve üçüncü kar satışları son derece başarılı gerçekleşmiş ve dördüncü kar satışı da 49.76 seviyesinde belirtilmiş ekranımızda. BUM'un tarama tablosuna baktığımda BUM algoritmasına göre yükseliş trendlerini devam ettirdiğini gördüğüm büyük tahtalar ekranda. Türk Telekom kırmızıya dönmüş. Onun haricinde diğer büyük tahtaların hepsi yeşil renkli ve yükselişin devam ettiğini bana anlatır mahiyetteler. Bir sorunumuz yok. Evet, gelelim 4 saatlik algoritmalara. Burada bize ne anlatıyor? Miraculum ve MGB 4S. 4 saatlik grafikte Miraculum'u çalıştırdım ve alım sinyalini görmektesiniz. 38.42 maliyet, tarih 3 Temmuz. Buradan itibaren taşınmaya başlayan hisse halen daha yeşil mumlar ekranda ve sat sinyali olmadığına göre taşıyoruz. Birinci kar satışımız artık kadraja girmiş, 43.32'de bulunuyor. Evet, gelelim MGB 4S'e. Burada da pozisyon açılışı görmüş olduğunuz gibi 3 Temmuz tarihli. Alım sinyali 38.30 maliyette ve birinci kar satışımız bakalım nerede? 44.10'da bulunuyor. Stop seviyemiz ise 38.76 seviyesinde ekranda gördüğünüz gibi. Evet, gelelim şimdi alım satım sistemlerine. Günlük grafikte Ignis'i paylaşıyorum. Ignis'i çalıştırdığımızda ekranda bu yükseliş regresyonunun mavi renkliden bahsediyorum. 67 gündür devam eden regresyon içerisindeki bir yükseliş dalgası değerlendirilmiş. Alış ve satış yapılmış. Yeni bir alım sinyali henüz yok. Bunun anlamı Ereğli'de pozisyon açmak isteyen yatırımcıların şimdi al sinyali geldiğinde Ignis'le pozisyonunu takip etme lüksüne sahip olacağı şeklinde düşünülebilir. Aynı zamanda Ignis'te diğer önemli bir veri de 89 günlük çizilen bu regresyonun pozitif eğime sahip olduğudur. Yani
Analizin başında 176 günlük kanalı göstermiştim, hatırlayacaksınız. O kanal negatif aşağı eğimliydi. Buradaki 89, son 89 günlük hareketi dikkate alan regresyon ise pozitif eğimli. Yani kısa orta vade için yönümüzü yukarı çevirmiş regresyon kanalı. Bu görünüm gerçekten de bir avantaj teşkil eder. Gelelim Victor Filtered sinyallerine. Evet, Victor'da yeni bir alım sinyali de gelmiş. Bakın, bu bölgede açılan pozisyonu burada kapatmış ve yeni bir alım sinyali 1 Ağustos tarihi itibarıyla gelmiş. Seviye olarak aynı bugünkü kapanış seviyelerimizde zaten. Dolayısıyla Ereğli'de pozisyon taşımak isteyenler Victor Filtered'la pozisyonlarını yönetebilirler. Evet, geçelim şimdi çok önemli bir diğer konuya, o da filtreler. Filtreler önümüzü görmemizi sağlayan sağ kollardır. Yeşil bant olan dönemlerde biz bir yükseliş hesaplaması içerisindeyizdir ve hisseyi taşımakta fayda vardır. Burada yeşil bant fiyat, dikkat edecek olursanız bu geri çekilme hareketine dönüşmüş. Yani banda göre baktığınızda bağıl olarak düşünün, yatay hareket etmesine rağmen filtreye doğru çekilme gerçekleşmiş. Çok başarılı bir hareket ve bandın altında kapanışlar yaptığımızda tedirgin edicidir, tehlikelidir. Neden? Çünkü o bandı kırıp aşağı yönlü olarak şöyle bir ihtimalin kapısını açar. Bandın üzerinde olduğumuz her daim içimiz rahat. Kırarsa tehlike. Peki kırıp bir de kırmızıya döndürürse buradaki gibi, işte orada gerçekten kaçmak icap eder. Şu an için son derece sağlıklı bir görünüm var. Güvenli bölgedeyiz ve orta vadeli banda bugün pin bıraktık. Üzerinde kapanışı da başardık. Şimdi temkinli yatırımcı nerede pozisyon açar? Bu görünümü de birlikte ele aldığımızda, bakın burası biraz daha hassas çizeceğim, büyütüp doğru olsun. Evet, aşağı yukarı doğru. Alt sınır burada kaç olarak okuyacağız? 41.70. Çok önemli değerli yatırımcılar. 41.70 ile 42.34 arasındaki bu bandı aştıktan sonra üzerindeki tutunmaları görerek temkinli yatırımcı hareket etmelidir. Alım aksiyonu düşünebilir. Şu anda emin olamayız. Yani 42.34'ün yukarı kırılarak üzerine yerleşeceğini görmemiz icap etmekte. Tabii temkinli yatırımcı için, yoksa riski seven yatırımcı ne güzel her yerden alsın, önemli değil. Gelelim M2'ye. M2'de biz her zaman mavi rengi ararız. Çünkü M2'nin mavi olması pozitif eğimi gösterir. Yani yukarı yönlü bir hareket dalgası. M2'nin altına düşülmediği sürece sorun yoktur. M2'nin altına düştüğümüzde ise gerçekten çok tehlikelidir. Bir düşüş trendine yakalanma ihtimalini satın almayın değerli yatırımcılar. Gerek yok. Ereğli'nin fiyatı düştü, şuradan buraya geldi diye gidip de filtreyi aşağı kırmış, altında seyreden bir hissede alım yapmak gerçekten de bir düşüş trendine açık kapı bırakmaktır. Siz olun, size önemli bir öneri, tavsiye ne şekilde algılarsanız, düşüş trendinde olan varlıklarda alım düşünmeyin. Düşüş trendi sonlansın, görün ve gözünüzle gördüğünüz somut veriyle birlikte yükseliş hareket dalgasını başlatmış hisselerde alım düşünmenizi ben şahsen tercih etmenizi öneririm. Evet, gelelim Trendliner'ı. Trendliner ne yapıyor? Günlük grafik üzerinde yeşil mumlardayız. Yeşil mumun anlamı Trendliner filtremizin üzerinde olduğumuzu gösterir ve burası güvenli bölgedir. Kırmızı bölgeler alım için tercih edilmemesi gereken bölgelerdir. Net olarak gördük. QNR'ı yerleştiriyorum üzerine izninizle ve iki filtreyi birden kombine yorumladığımızda QNR'ın Trendliner'a yaklaşması hali her zaman için bir fiyat kırılımına sebep olur. Bu kırılım yukarı ya da aşağı yönlü olabilir. Siz yine kırılımın ne yöne olacağını tahmin etmeye çalışmayın. Eğer aşağı yönlü
hem Trendliner'ı hem de QNR'ı kıran iki mum görürseniz kaçın. Ama QNR yaklaştıktan sonra Trendliner'a yukarı basamak attırabilecek güçte bir hareketi görüyorsanız şu şekilde işte orada pozisyon açın. Alım düşünülür. Çünkü yukarı ivmelenme başlar buradaki gibi. Örneği gördünüz. Bu da aşağı kırılım örneğidir. Net olarak iki örnekle sanırım ne demek istediğim anlaşıldı. Bugünkü görünüme baktığımızda da bakın Trendliner yataya giderse QNR yapışacak. 2 günü bulmaz bu. 2 günde yapışır. Ondan sonraki hareketi gözlemleyin. Şimdi 4 saatliğine de bakalım. Belki de 4 saatlikte yapıştı. Hatta anomali oluşmuş bakın. Ereğli'yi yukarı ittirmeye çalışan bir 2 tane 4 saatlik mum görüyorsunuz burada. İşte bu mumların sebebi buradaki QNR eğrimin Trendliner'ın üzerine çıkmasıdır. Bu anomaliyi düzeltmek isteyecektir. Çünkü anomalileri çok uzun süre devam ettiremez. Anomali neden kaynaklanıyor? Hiçbir zaman için QNR eğrisi Trendliner'ın üzerine çıkmamalıdır. Çıktığı zaman düzelme eğilimine girer, normalleşmek ister. Bakın burada yapışmış görüyorsunuz, devam ettirilemez aşağı kırılım. Her zaman için QNR'la Trendliner aralığı açılır. Birbirlerine yaklaştıkları anda başımıza bir şey gelir. Bir şey. Bu şeyler işte negatif gerçekleştiğinde çok üzücü olur. Onun için özellikle uyarıyorum. Bakın bunu size sağlayan da matematiksel bağıntı ve fonksiyonlardır. Ekranda gördüğünüz eğriler bu bilgiyi veriyor. Yani hissetmiyoruz biz ya da tahmin etmeye çalışmıyoruz her zamanki gibi. Gelelim günlük grafikler üzerinde bir diğer önemli filtreye fin PMA. PMA eğimlenmeye başlamış. Bu pozitif bir durumdur. Eğimlenen PMA genellikle yukarı yönlü geniş fiyat hareket dalgalarını bana anlatır. Örnek. Bir diğer örnek. Yataydan çıkıp yukarı yönlü eğimlenen PMA bandı önemlidir, değerlendirilir. Burada da görünüm o şekilde. Yani henüz aslında şuradaki dipten kalkarak buraya gelmenin çok bir anlam ifade etmediğini bana gösteriyor PMA. Asıl olay belki de bundan sonraki dönemde gibi bir görünüm var. Ha, yani şurada eğim tabii ki son bu yatay hareketle birlikte aslında isterseniz kaybetmeye başlamış eğimini. Ancak dediğim gibi bu bölgeden bir ayrılma, bir kopmayı yukarı doğru gözlemlersek o zaman yolculuk başladı demektir. PMA de tekrar eğimini biraz daha dikleştirerek devam edecektir. Öyle bir durum olursa, öyle bir durumun olup olmayacağını da size az önce verilerle anlattım. Temkinli yatırımcının nerede pozisyon açması gerektiğini belirttim. İşte o önemli. Ona göre takip. PMA'yi de geçtik. Gelelim FinSRL'e. FinSRL'de görünüm güzel açıkçası. Ereğli gerçekten son bir yıldır belki de çok da hoş olmayan bir akış sergiliyor. Yani çok düzgün düzenli bir trendten bahsedemiyorum. Diğer büyük tahtalarda olduğu gibi değil. FinSRL'in burada 9 Haziran tarihinden itibaren bir yükseliş dalgası başlattığını bana gösterdiğini sizle paylaşıyorum. Yeşil dalgalar. Yeşil dalgalardaysak sorun yok. Yukarıda aşmamız gereken yeri FinSRL size zirve şeklinde fiyat ekseninde işaretler. 42-32 seviyesi aşıp üzerinde tutunmamız gereken seviyedir. Çok net görüyorsunuz. Filtre üzerine düşeni yapmış. FinLRB. LRB yukarı kavisli, yeşil renkli, gayet güzel, herhangi bir sorun yok ve filtreden de çok uzaklaşma, kopup gitme gibi bir durumumuz henüz yok. Evet, çok yakın değil ama çok da kopmamış. Gayet düzgün bir görünüm. Sorunsuz bir filtre görünümü. Gelelim FinDF'e. DF'in üzerinde kalmalıyız. Bakın
M2 kadar önemli, hatta belki de M2'den daha önemli bir filtredir. Daha hassastır, fiyata daha yakın gider ve altında kaldığımız zamanlar tedirgin edicidir. Çok tehlikelidir. Yukarı yönlü eğimlerde mavi renklidir. Mavi renk varsa korkmayın. Bir diğer husus da fiyatın filtreden çok uzaklaşma durumudur. Bu şekildeki uzaklaşmalar filtre fiyat açıklıkları kabul edilemez. Geri gelir. Geri gelir. Ve bakın bu yatay hareket aynı orta vadeli trend yön göstergesinde anlattığım gibi bu yatay hareket sayesinde diye filtresine de yaklaşmamız sağlanmış. Ereğli'yi şu mumdan sonra 31 Temmuz'daki %8,42'lik yükseliş mumundan sonra aşağıya bırakmadıklarını görüyorum değerli yatırımcılar. Düzeltmeyi aslında isterseniz bir yatay süreç olarak gerçekleştiriyor Ereğli. Sebebi odur budur. O kısım beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım DF filtresinin altında kapanmamamız gerektiği, M2'nin altında kalmamamız gerekliliği ve orta vadeli trend yön göstergemin altında kapanış yapmamam gerektiğidir. Her 3 filtreyi de ekrana verdim. Görmektesiniz. Bu bölgelerin üzerinde olduğumuz her daim benim için rahattır. Ama aşağı yönlü olarak kırılımları görürsem eğer maalesef ve maalesef gözümü buradaki dibe bu sefer çeviririm. Burası 37 liralar ve onun altındaki durumlarda bir önceki dip 34,22 ve sonrasında da ilk toparlanmanın başladığı temel dip bölgesi orası da 29,50 ile 31 lira aralığıdır. O zaman şunu anlıyoruz. Filtrelerin üzerinde kalmak ana gerekçe, ana fikirdir hisseyi taşıyabilmek için. Altında kalmaya başlarsak tehlikeli. Bakın bu bölge size anlattığımı ispatlayan bölgedir. Her 3 filtrenin de altında kaldı mıydı fiyat ezilir. Ve yatırımcıyı üzer. Buna göre takip edilebilir. Evet, gelelim yeni nesil indikatörlerimize. Şimdi 6 tane yeni nesil indikatör paylaşacağım. Buraya kadar sizlerle paylaştığım, evet, algoritmalar, filtreler ve alım-satım sistemleriydi. Şimdi indikatörleri paylaşmaya başlıyoruz. Gelelim MAP'ye. İlk indikatör MAP mavi barlar devam ettiği sürece biz alım iştahının varlığından söz ederiz. Alım iştahı olan bir tahta gider. Bu tahtada ise taşıyorsanız kazandırır. Ne zamana kadar? Sarı barları görene kadar. Sarı barı görüyorsanız kaçın. Örnek işte. Sarı barlar satış baskısını bize anlatır ve satış baskısı olan bir tahta gitmez. Her kafasını kaldırdığında yükselme çabasında maalesef satış baskısı fiyatı aşağı yönlü olarak ezer. İşte o ezme maalesef bir düşüş dalgasına yol açar ve bu dalga yatırımcıyı zarara uğratır. İndikatöre bakarak hangi bölgeler satış dalgaları, hangi bölgeler yükseliş alım iştahı bölgeleridir rahat rahat görebilirsiniz. Bunları ben her hisse analizinde sizlerle zaten paylaşıyorum. Şu anda son döneme odaklandığımızda çok güçlü olmasa da alım iştahını görmeye devam ediyorum. Sarı barları görene kadar da negatif bir şey söylemeyeceğim. Evet. RSI-C ekranda. RSI-C yeşil mumlar eğimli şekilde yukarı yönlü giderken bakın yavaş yavaş eğim kaybediyor. Şimdi biraz küçülteceğim. Sıkılaştırdığımda daha iyi fark edeceksiniz o eğim kaybını. Görüyorsunuz değil mi? Yani şu eğim artık yok. Biraz daha bombeyi yataya doğru çeviriyor görüntüsü var. Burada önemli olan bizim yeşil mumların devam etmesi, bu çizginin, indikatör çizgisinin mumların üzerinde olması ve aynı zamanda da yukarı genel eğimin kaybedilmemesidir. Kırmızı banda geldiğimizde artık yorulduk demektir. Aşağı yönlü olarak kırmızı mumların başladığı yerde kaçmak gerekir. Fiyata baktığınızda ne demek istediğimi de anlıyorsunuz.
Evet, görünüm şimdilik nasıl o zaman? Yeşil mumlar zayıflıyor gerçekten. Ancak kırmızıya dönmedikçe sorun yok. Yukarıda kırmızı banda geldiğimizde de gerileceğiz biraz. Orası kesin. Çünkü bu indikatör kırmızı bandı geçemez. Geçerse satış gelir. Geçerse işte satış gelir. İstisnasız bilgidir. Evet, geçtik. FinFD. Son döneme odaklanalım. Biz ne arıyoruz? Çimen yeşili bar uzantıları. Çimen yeşili bar uzantıları yükseliş dalgasını bana anlatır. Bakın burada başlamış ve turuncuya dönmesine rağmen kaybolmadan yoluna devam ediyor. Negatif bölgeye düşen indikatör görünümü kesinlikle tahtada bulunmamanız gereken dönemi anlatır. Dikeyleri yerleştireyim. O arada kalan bölgeye bir bakın. Negatif dalga burada başlamış. İşte bu bölgede kesinlikle alım düşünülmez. İndikatöre göre. Yeşil çimen rengi ise her zaman için bir trend döneminin başlangıcı ve devamını anlatır. Burada çok kısa sürebilmiş. Ancak yine de kazançlı çıkarmış yatırımcıyı. Bakın burada açtırmış. Burada bir yerde de vermişsiniz. Tamam. Burası nedir? Bitkisel hayat. Enerji sıfır. Herhalde net zaten gördünüz. Evet, bilgi böyle. Bilgi sizde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Son dönemi tekrar gösteriyorum. Fena bir görünüm yok. Çok güçlü değil değerli yatırımcılar. Ancak hani yerin dibine de sokalım ereğliyi şeklinde de düşünmeye gerek yok. O kadar da berbat bir durum yok gerçi. Linares pozitif yönlü, şu dikeyleri hemen kullanalım bir daha. Pozitif yönlü yukarı kesişmelerde büyük fiyat hareket dalgaları için alınır. Negatif çukur dönemlerinde ise alıcı olunmaz. Pozitif dalga, bakın yukarı doğru kesişme çukurdan sonra başlar ve tekrar çukura düşene kadar devam eder. Bunun sayısını dilediğiniz kadar arttırabiliriz. Burada alınır, burada verilir. Yani pozitife çıkmış, negatife düşmüş. Çukura düşmeyin, tepeyi tırmanmaya başlayınca alın. Bilgi bu kadar. Net geçtim. Gelelim arz talep dengesine. Bizim için ideal olan mavi bandın olduğu yerdir. Mavi band ideal talep bölgesini anlatır. Hisse de ideal talep bölgesindeyiz. Yani arzla talebin neredeyse denk olduğu bu beyaz bölgedir ve o bölgede durgunluk yaşanır. Hisse şu anda ucu ucuna hani mavi bandın içerisinde bir tutunayım diye direniyor açıkçası. Yani talep arza göre biraz daha iyi. Tam da ereğliyi tanımlayan aslında görünüm birebir gerçeği yansıtıyor. Evet, geçelim şimdi son indikatörümüze. Yeni nesil indikatörlerini sizle paylaşacağım. Sonuncusu olan TradeFL ekranda. TradeFL büyük fiyat hareket dalgalarını değerlendirmenizi sağlar. Böyle hani günlük %1'miş, %3'müş değil de %30'lar, %50'ler, %200'ler yerine göre trendi yakaladı mıydı? Bir tane gösteririm biraz sonra size, vardır kesin. İşte var burada. Bakın tanımlama şöyle. Buradaki yukarı yönlü kesişmeyle beraber başlayan şu mavi dağlık tepelik görünüm devam ettiği sürece sizin sorununuz yok. Yukarı kesti ve dağlık tepelik görünüm başladı. Nerede oldu bu iş? Yani çok da büyütmeden şuraya basayım. Belki de biraz daha büyütsek daha net göreceğiz. Evet, daha net görelim. Şu şekilde burada başlamış. Şimdi nereye kadar gittiğimize bakın. Yukarıda devam ettiği sürece sorun yok demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Gelin fiyatı irdeleyelim. Aşağı yönlü kesişim nerede geldi? Burada bakın. Buraya da dik koyalım. Şurada kesti. Şimdi indikatör bize şunu söylüyor. Yukarı kesişimle birlikte girdiğiniz tahtadan aşağı kesişimi görene kadar çıkmayın. Bu bilgiyi kullanarak siz İşte bu fiyat hareket dalgasına denk gelmiş olsaydınız eğer %136 kazanırdınız. 257 işlem günü. Ölçümü yapan TradingView.
Hareket dalgasını gösteren de trade FL indikatörü. Bu kadar. Şimdi son döneme gelin bakalım. Büyütelim. Bir yukarı kesişme arıyoruz ya biz. Bakın o yukarı kesişme daha yeni gelmiş biliyor musunuz Ereğli'de? Yani buralar kesişme yeri daha 3 Ağustos tarihi falan. Yani düşünün diğer tahtalar nerelere gitti? Ereğli daha yeni büyük yükseliş dalgasının başını gösteriyor bana. Başarır mı, başarmaz mı? Öyle %136, %150 yapar mı, yapmaz mı? Bunları ben bilemem ama buradaki görünüm bu dalganın başlayıp nerede bitiyorsa aşağı kesişme nerede oluyorsa oraya kadar taşımanız gereklidir. Örneği az önce gösterdim. Bakın burada aşağı kesişim olduktan sonra burayı da paylaşayım. Aşağı kesişimin nerede geldiğini görüyor musunuz? 9 Mart fiyat 43,50'ymiş değerli yatırımcılar. Sonra kağıdın düştüğü yeri biliyorsunuz 28 liralara kadar geldi kağıt. İşte bu düşüş dalgasının içinde bulundurmuyor sizi. Bu bile çok büyük bir avantajdır. Evet. Değerli katılımcılar, Ereğli çok kuvvetli görünmemesine rağmen hani yerin dibine de sokulacak kadar kötü değil açıkçası. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Yabancı portföyler, evet olabilir. Büyük portföyler, evet farklı fonlar tercih edebilirler. Kağıt bilançosu zayıf gelmiş olabilir ama neticede dediğim gibi Ereğli her zaman için tercih edilen büyük portföy hisselerinden biridir bizim borsamızda. Ve bu tabiatıyla da çok fazla bir bozulma belki de göstermeyecek yani o bilançoya rağmen. Bunu zaman bize anlatır. Şu anda konjonktür pozitif, piyasada güçlü bir alım iştahı tekrar oluşuyor. Bu bağlamda belki de bu dalgayı kendi lehine kullanarak Ereğli de biraz daha yukarı yönlü hareket edebilir. Ben size yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi için gereken şartları anlattım. İndikatör görünümlerini de verdim. Filtreleri de biliyorsunuz. Tek tek anlattım. Siz bu bütün aldığınız bilgileri kendi beyninizde harmanlayarak, süzgeçten geçirerek ve aklınıza yatan kısımlarını dikkate alarak, aklınıza yatmayan kısımları dikkate almayın. Hiç önemli değil. Ama yeter ki alacağınız kararda hani matematik etkili olsun, indikatörler etkili olsun. Benim amacım, derdim her zaman budur. Bilinçli bir şekilde ne yaptığınızı, neden yaptığınızı bildiğiniz bir şekilde yolda devam edin. Yoksa bilinçsiz o onu aldı diye ben de gittim bunu aldım. Karşı komşu bunu dedi diye ben de şöyle yaptım şeklindeki yaklaşımlar bu piyasada çok fazla uzun ömürlü olmanıza engel teşkil edecektir. Evet, şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek ve bu içerikte teknik analiz ana faktör, ana etkenlerin hepsini anlatıyorum uygulamalı ve örnekli olarak. Ayrıca bu analizde 6 tane olarak sizle paylaştığım bu yeni nesil indikatörlerin aslında tamamı 35 tane. Bu 35 tane indikatörün de kaynak kodlarını sizle paylaşıyorum. Amacım kendi ekranınıza aynı benim gibi bunların kurulumunu yapıp kararlarınızı bu indikatörlere göre aldığınız teknik analiz bilgisine göre vermenizi sağlamak. O zaman inanın daha isabetli, daha doğru alım satımlar yapacak ve ömür boyu kullanabileceğiniz güçlü matematiksel buradaki teçhizatlara sahip olacaksınız ve ayrıca bilgiyi edineceksiniz. Bu önemli değerli yatırımcılar. Benim naçizane tavsiyemdir. Eğitimi benle birlikte çalışarak alırsınız ya da X kişiyle ya da Y kurumla. Yeter ki bu işin gerçekten elle tutulabilir, bilinçli bir şekilde gitmenizi sağlayacak eğitimle o bilgiye sahip olarak devam edin. Benim amacım bireysel yatırımcının kuvvetli olmasını sağlamak ve bu sayede sermayenin yani borsadaki yatırımların tabana yayılmasını gerçekten başarmak. Benim amacım bu ve ne zaman bu hale gelebilirse bu ülkenin borsası o zaman büyük bir borsa olacağız. Aksi takdirde maalesef ve maalesef bu iş yatırımın tabana yayılması gerçekleşmeden olmaz değerli yatırımcılar. 5 tane kurumsal yatırımcı, 8 tane robot.
efendim neymiş, şöyle rapor yazmışlardı, böyle etmişlerle bir piyasa büyümez, derinleşmez, güven kazanmaz, dünyada itibarı olan bir pazar haline dönüşmez. Evet, sanırım beni anlıyorsunuz. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.